İlginç bir bugün ne demeyeyim yapar. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün önemli bir sorunla ilgili sorun demeyeyim ya bir ya. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ya bu fızbızı bu duruyor. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün önemli bir problemi ortadan kaldıracak bir ürünü kutusundan çıkartıyoruz. Bugünlerde yaşadığımız önemli bir sorun var. Saçlarımızı kesemiyoruz. Berbere gidemiyoruz. Kuaförlere gidemiyoruz. İşte Remington'un HC7170 ürünü bu sorunu kökten çözüyor arkadaşlar. Şimdi ürünü kutusundan çıkartacağım. Bir iki gün içinde saçlarımı keseceğim. O deneyim için de ayrı bir video paylaşacağım ama gelin şimdi bu ürünün kutusunda neler var hep beraber bir bakalım. Bilenler vardır belki arkadaşlar. Remington uzun yıllardır gerek erkekler gerek kadınlar için özellikle böyle saç bakımı, saç şekillendirme, saç kesimi, sakal kesimi gibi çeşitli cihazları olan bir marka. Biz de malum koronavirüs sürecinde olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Zaten evden çıksak bile şöyle bir durum da var. Berberler de kapalı arkadaşlar. Hakeza kuaförler de öyle. Hem kadın olarak hem erkek olarak dışarı çıkamıyoruz. Berbere de gidemiyoruz, kuaföre de gidemiyoruz. Peki ne yapacağız? Evde kendi kendine saçımızı keseceğiz. İşte bu ürün bize bu işlemi yapmaya yarıyor. Remington'un Pro Power isimli Titanium Ultra modeli. Tam model ismini de az önce söylemiştim videonun başında. HC7170. Bu ürünün asıl görevi saç kesme arkadaşlar. Hani bazı modelleri var Remington'un da. İşte burun kıllarını da alıyor, vücudunuzun diğer yerini kılları, tüyleri de temizlemeye yarıyor. Ama bu ürün sadece ve sadece saç kesimi için tasarlanmış özel bir model. Şimdi kutusundan çıkartalım. Bakalım neler sunuyor bize. Şöyle ne var burada? Bir adet garanti belgesi gelmiş. Şöyle göstereyim. Üst kameraya geçelim burada. Üst kameradan gösterelim garanti belgemizi. Sonra başka neyimiz var? Bu da servis noktaları. Tamam. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açtık. Şöyle nasıl bakalım? Şöyle bir açalım önce. Evet, şuradan çıkartıyoruz. Şimdi ne çıktı? İlk önce ona bir bakalım. Şöyle bir yağ var bunun içinde muhtemelen, öyle tahmin ediyorum. Evet, yağ var içinde. Yağlamak gerekiyor malum arkadaşlar, bu saç tıraş makinesinin tamamında bu durum var. Bir adet evet mikro USB adaptörümüz var. Bu şarj için kullanıyoruz muhtemelen. Öyledir diye tahmin ediyorum. Bir tane böyle fırçamız var. Şöyle bir güzelli bir fırça çıkıyor kutudan. Başka şurada burada başka bir şey yok. Şimdi şu tarafını açalım. Burası da biraz zor açılıyor yalnız. Yukarıdan çıkartacağız anladığım kadarıyla. Böyle zor açılan kutuları da çok severim yani öyle söyleyeyim. Şimdi ürünümüze ulaştık. Evet. Remington'ımıza ulaştık. Vallahi bayağı da büyük bir şeymiş yalnız bu arada. Ben daha küçük bir şey bekliyordum. Şöyle kocaman. Yandan göstereyim. Üstten de görelim. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Bayağı bu berberlerde kullanılan zıt saçlarımızı kesmeye yarayan ürünlere benziyor. Şu şeyini de çıkartalım. Evet. Sağlam da bir ürüne benziyor bu arada. Bakayım şarjı var mı? Ya bu şey için. Şuradan açıyoruz abi. Evet. Şurada da bir ekranımız var. Şu anda 80 gösteriyor burada. Bilmiyorum. Şöyle yukarıdan da göstereyim isterseniz. 80 gösteriyor. Bu pil durumunu vesaireyi görüyorsunuz. Bir daha açalım. Açınca gösteriyor. Evet. Şurada. LED ışıklardan yapılmış. Küçük küçük LED ışıklardan. 80 diyor. Yani şu anki güç durumunun %80 olduğunu bize gösteriyor. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi şurada bir bıçakları görüyoruz. Bu bıçaklar titanyum kaplı. Onu belirtelim. 17 farklı uzunluk ayarımız var. 2 adet değiştirilebilir tarak var. O taraklar sayesinde bir tanesi 1.21 mm, diğeri ise 24-44 mm aralığında. Yani saçınızı nasıl keseceğinizi, mesafesini o taraklar sayesinde arıyorsunuz. Birazdan kutudan çıkartacağım onları. Pil durum göstergesi olduğunu söyledik LED şekilde. Burada ne kadar pilini kaldığını görüyorsunuz. 90 dakikalık bir pil ömrü söz konusu. Fazlasıyla yeter. Yani
Bu zaten bir tıraş makinesi, öyle her gün kullanacağınız bir şey olmadığı için 90 dakika fazlasıyla yeter arkadaşlar. 10 dakikada hızlı şarj oluyor. O da hızlıca hani şarj olmanız için, tıraş olmanız için kullanabileceğiniz bir özellik. 4 saatte şarj oluyor ve Pro Power motoru varmış. Bunun daha önceki Remington modellerine göre 2 kat daha hızlı tıraş ettiği söylüyor. Remington kendisi verdiği bilgilerde. Şunları şöyle kenara alalım. O tarakları da size göstermem lazım. Şurada başka bir şeyler daha var. Ulaşması biraz zor. Evet. Burada evet. Genelde pek okumadığımız biz Türklerin kullanım kılavuzu. Burada farklı dillerde var. Ben bunun PDF'ini indirmiştim. Aha, Türkçesi de varmış. İyi, PDF'ine gerek yokmuş aslında ama iyi oldu bu. Bu arada kullanmadan önce 4 saat şarj edin diyor. Öyle bir bilgi var. Ben öyle yapacağım. Videonun başında da söylediğim gibi saçımı keseceğim ama eşimden yardım alacağım. Çünkü arka enseyi tek başıma kesebileceğimi sanmıyorum. Ve böyle berber tadında bir şey yapmak istiyorum. O yüzden birazcık çalışmamız gerekecek. Şöyle şunu da bir açalım. Evet, az önce söylemiştim. Tarakları var demiştim. Tarakları da çıkartalım. Bir tanesi bu. Bu küçük olan herhalde. Evet. 11, 1.21 olan bu anladığım kadarıyla. Bir de şöyle bir şey var. Ha, bu bunun şeyi. Şu kılıfı. Bunları herhalde şöyle takıyoruz mu? Evet. Şöyle takıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bu büyük olan. Buradan da şuradan da bakın. Şu alt kısımda bir düğmemiz var. Burada milimetre olarak mesafelerini ayarlayabiliyoruz. Sol tarafta şurada bir beyaz olarak görüyorsunuz. 1, işte 3, 6, 9, 12 gibi 21'e kadar gidiyor. Sağda da mavi olarak renklendirilmiş 24, 26, 29, 32 ve 44'e kadar giden bir mesafe var. Yani bunu eğer büyük olan tarağı taktıysa, şu anda mesela büyük tarak var, o zaman sağdaki ölçüleri dikkate alacağız. Küçük olanı taktıysanız soldaki ölçüleri böyle bastırarak çekiyoruz bunu. Şöyle. Bu şekilde. Evet, bu şekilde böyle ayarlayabiliyoruz. Şimdi çıkartalım. Öbürünü takalım. Bunu da şöyle takalım. Evet. Bu da küçük olan. Bununla da daha kısa saç şekillerini vesaire bununla kesiyoruz. Yani iki farklı tarağımız var. Bu da kesici bıçağın kesme mesafesini ayarlıyor. Bu sayede isterseniz kısa, yani mesela hiçbir şey takmazsanız arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, bundan böyle girerseniz sıfıra vurursunuz. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Çok onu çok garip duruyorum. Böyle çok sıfır gezmeyi seven birisi değilim. Kısa seviyorum ama tamamen sıfırı da sevmiyorum. Bununla başlayıp sonra bununla devam edeceğim. Yani yanları küçük olanla alacağız ve üst tarafları da, şu çok da saç kalmadı kafamda artık ama, üst tarafları da bununla alacağız. Bu arada merak edenler için söyleyelim. Ürünün satış fiyatı 519 TL. Bugünlerde en azından biz bu kutu açılımını yaptığımız 15 Nisan 2020 itibariyle. Bazen piyasada bulunmayabiliyor arkadaşlar bu arada. Bugünlerde bu tarz ürünler artık neredeyse yok satıyor. O yüzden gelir gelmez bittiğini söylüyorlar stokların. O yüzden hani eğer bu videoyu izledikten sonra internette bakayım da falan dediğiniz zaman stoklarda göremezseniz paniğe kapılmayın. Geliyor, gidiyor, bitiyor, kalmıyor. O yüzden ara ara bakmanızı öneriyorum. Güzel bir inceleme gelecek. Bizzat saçımı keseceğim. Zaten görüyorsunuz epey de uzadı. Şöyle arkaları da göstereyim. Bayağı da uzadı saçlarım. Ya bana göre uzadı yani. Ben bu kadar uzun tutmamaya çalışıyorum genelde. Bugünlerde gitmem lazım gerekiyordu berbere. Güzel de bir saç tıraş videosu gelecek. Dediğim gibi eşimden yardım alacağım. Özellikle arka tarafları için. Ama diğer kısımlarını, yanları ve üstü falan kendim kesebilirim diye tahmin ediyorum. Remington HC7170 ile ilgili merak ettiğiniz soru varsa bu videonun altında bizlere sorun. İnceleme videosunda bu sorunun yanıtlarını vermeye çalışalım. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.